Merhaba değerli arkadaşlar. 17. dersimizde devam ediyoruz. Bu dersimizde tabloları işleyeceğiz. Hemen kodlayalım. Yeni etiketler ve attribute'lar öğreneceğiz. Table etiketini öğreneceğiz. Table dediğimiz tablo oluyor. Bu etiketi açıp kapattıktan sonra bizim tablo içerisinde satır ve sütunlarımız oluyor. Satırları table ile oluşturuyoruz. Bakın table'ın içerisine geldim. Bir satır oluşturdum. Gelip bir satır daha oluşturdum. Artık benim tablom iki satırlı. Satırların arasında sütunlar oluşturuyorum. Bunu da TD ile oluşturuyorum. Mesela iki satır üç sütunlu bir tablo oluşturmak istediğim zaman şu şekilde gelip 3'e tıklayıp tap yaptığımda satırımın arasında 3 tane sütun oluşturdum. Aynı şekilde bunun içine de gelip 3 tane sütun oluşturmam gerekiyor. Bunun içine de 3 tane sütun oluşturdum. İçerisine bir şeyler yazalım ve bunu görüntüleyelim. Kaydedip açtığım zaman bakın şu şekilde bir tablo oluştuğunu görüyorum. TH ne oluyor? TH dediğimizde bu TD yerine ilk satırda TH yazarsak bu satır bu tablonun başlığı oluyor. Şöyle yapayım. TH'leri seçeyim. Önce TD'leri seçeyim. Bunları TH'ye dönüştürdüğüm zaman bakın bunların kalınlaştığını görüyorum. Gelip mesela table'a border eşittir bir attribute'unu verdiğim zaman burada kenarlık oluşturuyor. Daha iyi anlamak amacıyla şu satır bir tane daha çoğaltayım. Artık 3 satırlı ve 3'er sütunlu bir tablom oldu. Ve bunun başlığı da ilk satırım. Bunu TH aracılığıyla yaptım. TD yapsaydım normal bunlar gibi olacaktı. Önce şöyle yapalım tabii. Bir style attribute verelim. Buna width verelim. %100 olsun bu. Ve daha güzel gözüksün. Yapacağınız işlemleri de daha rahat görebiliriz. Bakın %100 verdiğim zaman sayfaya yayıldığını görebiliyorum. %50 verirsem daha iyi duracaktır şu anlık. Evet %50 verdim. Bu başlık satırının kalın ve ortalığı olduğunu görebiliyorum. Bunu da şöyle değiştirebilirim. Gelip mesela burada bir heading arasında style attribute açabilirim. TH sütunu için text align left diyebilirim. Artık bunun da sola dayalı olduğunu görüyorum. Bunları artık ben düzenli bir tablo oluşturayım. Rastgele şeyler yazmasın. Hemen bir tane oluşturayım. TR açtım. İçerisine 5 tane TR açalım. İçerisinde kaç tane olsun? 5 tane de TD olsun. 5 tane TD olsun. Bunların içeriği de işte ders şu olsun. Bunun gibi şey olsun. Görüntülediğimiz zaman bunu şöyle bir şey geliyor. Bunlar TD değil de TH yapacak olursam TH çarpı 5 olsun. İçeriklerini kendim gibi. Pazartesi, sonra çarşamba, perşembe ve cuma. Yaptığım zaman artık ders programı gibi düşünebilirsiniz. Buna tabloya gelip de başlık eklemek istediğim zaman caption etiketi var. Caption. Mesela haftalık ders programı dediğim zaman buna bir başlık ekliyor. Burada dikkat edeceğim püf nokta table etiketinden hemen sonra yazıyor olmam. Şimdi call span ve row span attribute'larına bakalım. Call dedi şu kolonlar. Yani şu şekilde kolonlar. Bunların her biri kolon. Row dediği de satır. Şurası bir row'dur. Şurası bir row. Burası başka bir row. Burası başka bir row. Yani ben row dediğimde satırları birleştir dediğimde mesela şu iki satırı birleştirebilirim. Şu iki satırı tek bir satır halinde. Yani daha doğrusu şu iki hücreyi tek bir hücre haline yapabilirim. Bununla yan yana iki kolonu değil de alt alta iki tane kolonu birleştireceğim zaman row'u kullanıyorum. Mesela nasıl yapacağım? Ben şuradan geleyim. Şunu ve şunu birleştireyim. Bunun için ikinci satırda bakın ikinci satır birinci sütun. İkinci satıra geldim birinci sütun ve üçüncü satır birinci sütun. Şurası. Üçüncü satır birinci sütun. Bu ikisini tek bir hücre haline getireceğim. Bunun için ilk önce şuna gelip
şu hücreye, yani geldim artık. Row span dediğimde kaç tanesini birleştireceğim? 2 tanesini birleştireceğim. İçine 2 yazdım. Artık buna gerek kalmadı. Bunu da buradan kaldırdığım zaman bunların bakın birleşmiş olduğunu görebiliyorum. Call span dediğimde mesela burası ile burasını birleştireceğim. Yan yana hücreleri birleştireceğim. Hatta şu 3 hücreyi birleştireyim. Şimdi 1, 2, 3. satır. Bakın bunların hepsi 3. satır. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3. satır. 1, 2, 3 ve 3, 4, 5. Yani şurası. 3. 4. 5. Burayı eksiltmiştik. Kafanız karışmasın. Şu alt satırdan seçeyim. 1, 2, 3, 4, 5. satırda son 3 kolonu birleştireceğim. Geldim 5. satırıma. Son 3 kolonuma geldim. Bunları artık birleştireceğim. Tek bir şey sütun içerisinde birleştireceğim. Onun için bu ikisine gerek kalmıyor. 3 tane kolonu temsil edecek kolon bu. Onun için gelip de buraya da call span 3 yazdığım zaman artık bu 3 tane sütunun birleştiğini görebiliyorum. Bakın şu şekilde. Daha sonrasında stillendirelim bunu biraz. Mesela ne diyeyim? Border spacing. Bakın şu border spacing dediğim olay şu sütunlar arasındaki boşluk. Yakınlaştırayım daha çok. Şunu artık %70 civarı yapayım. Şu satınlar, sütunlar şu sütunlar arasındaki boşluk border spacing. Gelip ben buna border spacing 35 piksel dediğim zaman bakın artık bunların arasındaki boşluk 35 piksel oluyor. Text align'larını değiştirebilirim. Text align center dediğimde artık hepsini ortalasın. Bakın hepsini ortaladığını görebiliyorum. TH'leri neden ortalamadı? Çünkü bunu style etiketlerin arasında yazdığım için bu daha kuvvetli. Burada ortalamıyor. Önce geliyor bir buna bakıyor. Daha sonrasında border dedik. Border verelim. Şuradan border 3 piksel olsun. Solid yani düz çizgili olsun. Ve ABC olsun rengi de. Bakın şu şekilde table'a ben artık border verdim. Bunlar burada biraz karışık duruyor. Gelip ben burada yaptığım zaman daha güzel olacaktır. Şu TH'yi sileyim artık. Bunu öğrenmiş olduk hizalamasını. Table'a border vereceğim. 3 piksel solid düz çizgili ve dediğim gibi ABC olacak. Artık buradan gelip border'ı silebilirim. Sildim. Bakın TH stillendirmesine sildiğim için artık bu ortalanmış oldu. Bu text align'ını da sildiğim zaman buradan bu ortalama gidecektir. Bakın bunlar gitti. Bu zaten kendisi varsayılan olduğu için ortalıyor. Buna da geleyim diyeyim ki text align center. Siz düzenli gözükmesi açısından şu şekilde de yapabilirsiniz. Böyle daha düzenli gözükebilir. Şu şekilde. Evet. Artık tüm özellikleri tek tek görebiliyoruz. Border spacing vermeyeceğim artık. Bu şekilde dursun. Fit'inde %70 verelim. Hatta %100 verelim. Fit %100 olsun. Tablom artık %100. Kenarlıkları var. Ama ben bu kenarlıkların şunları da sütunları da yayılmasını istiyorum. Bu yüzden TH virgül TD'lere de vererek bunu yapabilirim. Border 3 piksel solid ve ABC olacak. Bakın artık bunların da bu şekilde kenarlıkta olduğunu görebiliyorum. Ama fark ettiyseniz her sütunun kenarlığı ayrı
ayrı şekilde davranıyor. Mesela şurada bir adet kenarlık olsun, burada bir adet kenarlık olsun. Şuralar da bir adet kenarlıkla ayrılsın gibisinden istediğim zaman ben buraya gelip table'a özelliğin içine border collapse dediğim zaman, collapse özelliğini verdiğim zaman artık bunların ortak birer kenar oluyor. Yani her biri ayrı kenar olarak sayılmıyor. Ama biraz daha düzenli gözükmesi için bir de padding verdiğim zaman 15 piksel diyeyim. Burada şuna vermem gerekiyor galiba. Sütunlara. Evet. Daha düzenli olduğunu görebiliyorum. Hatta şunu AAA yaparsam, bunu da buradan border silersem bu şekilde daha düzgün bir şekilde gözüküyor. Tablolar bu şekilde. Bu hafta da tabloları öğrendik. Bugün tabloları öğrendik. Diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer dersimizde listeleri göreceğiz. O da güzel temel konulardan bir tanesi. Kendinize iyi bakın.